Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği kapsamında düzenlediği etkinlik çerçevesinde 13 ilçeden 240 kadın Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinden toplam 240 kadını Anıtkabir'e gönderdi. Ziyaret sonrasında Muğla'ya dönen kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliğiyle hatıralarında ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etme fırsatını bulduklarını söylediler. Ve Atatürk'ün manevi huzurunda bulunmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkürlerini ilettiler. Atanın huzurunda duygulu olanlar yaşadıklarını anlatan kadınlar. İlk defa buraya geldik ve çok duygulandık. Atamızın okuduğu kitapları, giydiği kıyafetleri gördük. O yılları anlatan fotoğraflar ve seslendirmelerden çok etkilendik. Bizi buraya getiren, bu sayede bizi atamızla buluşturan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e ve personeline teşekkür ederiz. Bizim gibi şimdiye kadar gelemeyenler vardır. İnşallah böyle bir program bir daha yapılır. Onlar da gelerek bu duyguyu yaşama fırsatı bulurlar ifadelerini kullandılar. Anlatıyorlar diken diken. Ne anlatacağımı bilemiyorum. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Bunun devamını bekleriz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Muğla'mızdan daha önce atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i görmeyen, onu manevi huzurunda ziyaret etmek isteyen kadınlarımızı Ankara'ya gönderdik. Hep birlikte gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında da ilimize geri döndüler. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan kadınlarımız, Muğla'dan atamıza sevgimizi, saygımızı, özlemimizi bizlerin adına da ilettiler, dedi. Çok mutluyuz. Atamızın çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Gördüğümüz için, geldiğimiz için çok güzel. Her şey çok güzel. Atamızın bıraktığı gibi devam etmeye gayret gösteriyoruz.